Sen de başarısız oldun. Söyleyecek bir şeyin var mı? Gidebilirsin. Neden başaramıyorlar? Bu kadın 5 senede tam 7 can alıcımızı atlattı ve onlara sorduğumda hiçbirinin söyleyecek bir şeyi yoktu. Peki ne yapacaksınız efendim? Sanırım onu çağıracağım. Kimi? O ki kaza ve suikast ölümlerinin en iyisidir. Yüzyıllardır aldığı görevlerde başarısızlığı yok denecek kadar az. Yanlış efendim. Efendim? Efendim yanlış. Yavrucağımızın bu halının üstünde oyun oynaması yanlış. Eğer dikkatli gözlerle bakacak olursak... Çocuğumuzun arabayı her çekişinde bir miktar toz tabakasının soluduğumuz havaya karıştığını görebiliriz. Ayrıca bu çocuğumuzun içinde bakteri ve mikrop bulunan bu havayı ağız ve burun yoluyla teneffüs etmesi normal şartlar altında. Böyle şeyler için seni çağırmayacağımı bilirsin. Ama inan bana bu kadın sınırları aştı. 5 senede tam 7 can alıcımızı yitirdik. Onun tarafından verilen her görev bizim için emirdir. Bir şey daha. Normal şartlar altında yalnız çalıştığını biliyorum. Fakat bilgi ve tecrübelerinden faydalanmasını istediğim genç ve yetenekli bir arkadaşımız var. Senden ricam, onu da yanına alman ve eğitimine katkıda bulunman. Eğer... Solunum yolları tıkanırsa bu yavrucağın ölümlü bile yol açabilir. Hurafe, yapma. O yüzden biz ne yapmalıyız? Ya bu yavrucağı yeni bir oyun alanı yaratmalı ya da halımızı bakterilerden ve de mikroplardan iyice arındırmalıyız. Şimdi gelin hep beraber tekrar edelim. Geç yavrum. Halımızı bakterilerden, mikroplardan iyice arındıracağız. Ya da bu çocuğa başka bir oyun alanı yaratacağız efendim. Evet. Bunu sakın unutmuyoruz efendim. Bu arada benden rahatsız olduğunuzun farkındayım. Ama söylememe izin verirseniz, bence siz suikast ölümlerinde ve kaza ölümlerinde bir numarasınız. Yaptığınız planların zekiliği, yaratıcılığı hepimiz için örnek teşkil ediyor. Sizinle burada olmak benim için çok büyük bir onur. Geliyor. Ruhunun kokusunu duyuyorum.